İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kuraklık, Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde binlerce yılda oluşan mikrobiyalitleri etkiliyor. Şuşi'nin sanat eserlerinin kayıp koleksiyonlarının sunumu Stepanakert'te gerçekleşecek. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit anıtını ziyaret etti. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır Barosu yönetimine beraat. Ermenilere uygulanan soykırım demek suç değil. Türkolog Ruben Melkonyan. Ermenistan Cumhuriyeti'nde veya Türkiye'de görüşmeciler toplantısı düzenlemek için ön koşullar yok. Cavahkın Murcahet Köyü'nün gizemli taşı. Batı Ermenistan'da kültür. Ermeni el yazmaları. Küresel ısınmaya bağlı olarak oluşan kuraklık nedeniyle çekilmenin yaşandığı Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün kıyılarında görülen mikrobiyalitler bu durumdan olumsuz etkileniyor. Seviyesinde düşüş yaşanan Van Gölü'nde oluşumu binlerce yıl süren ve su altı peri bacaları olarak nitelendirilen dikitler, mikrobiyalitler kıyılardaki birçok noktada ortaya çıktı. Daha önce suyun altında görüntülenebilen mikrobiyalitler kıyılardaki görüntüsüyle bilim insanlarının yanı sıra doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor. Uzmanlar 32.2 metre büyük bir mikrobiyalitin de bulunduğu gölde çekilmeyle karada kalan canlı mikroorganizmaların rüzgarın aşındırması ve hava şartlarının olumsuz etkileri nedeniyle zamanla yok olacağını değerlendiriyorlar. Van Gölü'ndeki en büyük gizemin mikrobiyalitler olduğunu vurgulayan Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, dünyanın farklı göllerinde de mikrobiyalitler var ama sadece birkaç metre boyunda, fakat Van Gölü'ndekiler 30 metrenin üzerindeler diye konuştu. Şuşi'nin sanat eserlerinin kayıp koleksiyonlarının sunumu 19 Ekim'de Stepanakert'teki Paul Eluard House Frankofoni merkezinde gerçekleşecek. Bu, etkinliğin organizatörü olan işgal altındaki topraklardaki kültürel mirasın korunması devlet konseyi tarafından bildirildi. Giriş, medya ve uzmanlar için ücretsizdir. Sunum, Kültürel Mirası Koruma Kamu Konseyi'nin sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yayınlanacaktır. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV her zaman Artsakh konularına ilgi gösteriyor ve izleyicilerinin yardımıyla diğer Ermenilere ve yabancılara doğrudan bilgileri aktarıyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Demokratik Ortaklık Komitesi Başkanı David Pierce başkanlığındaki heyet 18 Ekim'de Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Edward Ağacanyan'ın eşliğinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit anıtını ziyaret etti. Misafirlere geçen yüzyılın sonunda Azerbaycan hükümetinin Azerbaycan'ın Sumgayit, Ganzak ve Bakü şehirlerinde düzenlediği katliamlarda hayatını kaybeden Ermenilerin anısına Zidernagabert, Kırlangıç yuvası alanında kurulan 3 haçkar anıtının hikayeleri anlatıldı. David Pierce, soykırım kurbanlarını anma anıtına çelenk bıraktı. Ardından ABD'den gelen heyet üyeleri sonsuz ateşin yanına çiçekler bıraktı ve Ermenilere uygulanan soykırım Arminosid'in 1,5 milyon masum kurbanın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Batı Ermenistan, David Pierce başkanlığındaki heyetin anıta yaptığı ziyareti olumlu değerlendirerek, Ermenilerin kendi anavatanları olan Batı Ermenistan'da soykırıma uğradığını bir kez daha vurguluyor. Ancak Ermenistan Cumhuriyeti'nin Batı Ermenistan topraklarında tanınmış bir devlet olduğu hatırlanmalı ve sürgüne gönderilen Ermenilerin Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliği altında güvenli olacak olan anavatanlarına dönme hakları olduğu dikkate alınmalıdır. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır Barosu'nun 2018-2020 dönemi yönetimi hakkında 1915'te yaşananlar için Ermenilere uygulanan soykırımdır dedikleri için açılan dava beraatle sonuçlandı. Diyarbakır Barosu'nun 2018-2020 yılları yönetimi hakkında soykırım denildiği için dava açılmıştı. Dava duruşması Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Avukat Nurcan Kaya, bugün görülen dava duruşmasında beraat kararının verildiğini bildirdi. Mahkeme heyetinin suç unsurunun oluşmadığına kanaat getirdiğini kaydeden Kaya şunları paylaştı. Diyarbakır Barosu'nun 2018-2020 dönemi yönetimi hakkında 1915'e Ermenilere uygulanan soykırım dedikleri için açılan davanın duruşmasındayız. Dönemin baro başkanı Cihan Aydın 1915'te Diyarbakır'da neler yaşandığını anlatıyor. Yani soykırıma soykırım denir dediğimiz yüzleşme ve hakikat çağrısıdır diyor. Savcı mütalasında suç unsurunun oluşmadığı ve suç işleme, devleti alenen aşağılama kastı olmadığı gerekçesiyle beraat talebinde bulundu. Suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. Batı Ermenistan avukatlarının parlak zaferini memnuniyetle karşılıyor ve kendi topraklarımızda Ermenilere karşı soykırım yapıldığını doğruluyor. Türkiye henüz cezasını çekmedi ve benzer davalarla haklarını savunan Ermenileri susturmaya çalışıyor. Her yerde vatanlarının haklarını koruyacak bir Batı Ermenistan Cumhuriyeti vardır. Yerevan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Türkolog Ruben Melkonyan, Ermeni-Türk uzlaşma sürecinin perspektifine değindi. Ona göre ikili ilişkileri düzenlemek amacıyla Ermenistan Cumhuriyeti'nde veya Türkiye'de görüşmeciler toplantısı yapmanın herhangi bir ön koşulu yoktur. Çünkü Türkiye'nin politikasında önemli bir değişiklik olmamıştır ve ön koşullar olsa bile bunlar Ermeni tarafının zayıf konumuna bağlı olur. Ermenistan Cumhuriyeti'nin direniş kaynakları oldukça düşük olduğu için Türkiye tarafından çeşitli talepler ve baskılar uygulanabilir. Türkoloğun belirttiği gibi diğer bir durumda Ankara için üçüncü ülkelerin temsilcileri olmadan Türkiye veya Ermenistan Cumhuriyeti'nde toplantıların yapılması prensip meselesidir. Türk tarafı görüşmelerin Türkiye veya Ermenistan Cumhuriyeti'nde yapılmasına büyük önem veriyor. Melkonyan'a göre Türkiye'nin özleminin altında bir siyasi ve mesaj bağlamı var. Meseleyi uluslararası yankılardan Ermeni-Türk ilişkilerinin özüne tamamen farklı bir karakter kazandıran ilkel ikili ilişkiler alanına taşımak. Halkalak Belediyesi'ne bağlı Murcahet Köyü'nde büyük dikdörtgen bir taş var. Sakinlerin dediğine göre bu anıt büyük bir güce sahip ve hastalar taşa dua ettiği zaman şifa bulurlar. Dikili taş hakkında çeşitli efsaneler var ve sakinler köyde uygun altyapının iyileştirilmesi durumunda taşın turistlerin ilgisini çekebileceğinden ve onları Murcahet Köyü'ne çekebileceğinden emindir. Salka bölgesinde de böyle bir taş var. Sadece Gürcistan'da değil, Ermenistan Cumhuriyeti'nde de dikili taşa karşı ilgi var. Kimse neden veya ne zaman kurulduğunu bilmiyor. Efsanelerden birine göre bu bir mezar taşıdır ve ejderha olarak adlandırılır. Bir başka efsane ise su kaynaklarının olduğu yerlere, insanların o yerde su olduğunu uzaktan görebilmeleri için bu tür taşların yerleştirildiğini söyler. Bazıları krallıkların topraklarının bu taşlarla çevrili olduğunu söylüyor. Efsanelerden biri taşın yönü ve üzerindeki yazıtlar astronomi ile bağlantılıymış gibi taşın yıldızlarla bağlantılı olduğuna tanıklık eder. İnsanlığın ve kültürünün ilk beşiklerinden biri olan Batı Ermenistan'da dünyanın birçok halkının kaderi ve yolu kesişti ve asırlık afetlere, soykırımlara ve yağmalara rağmen yaklaşık 30 bin eski Ermeni el yazması mucizevi bir şekilde kurtarıldı ve bize ulaştı. Bunlar sadece halkımızın efsanevi dayanıklılığının ve uzun ömürlülüğünün sırrının anahtarı değil, aynı zamanda Ermeni halkının asalet belgesidir. Bu el yazmaları sadece Ermenistan hakkında değil, aynı zamanda eski ve yeni dünyanın diğer birçok ülkesinin tarihi, kültürü ve bilimi, yaşam tarzı ve gelenekleri hakkında da çok değerli bilgiler içeriyor. Orta çağın başlarından günümüze kadar dünyanın birçok milletinden bilim insanları ve tarihçilerin Ermenice'yi büyük zorluklarla öğrenmeleri ve ülkeleri ve halkları hakkında bilgi toplamak için Madenataran adlı müze enstitüsünde Ermeni el yazmalarını titizlikle incelemeleri tesadüf değildir.
Bize ulaşan Ermeni el yazmalarının yarısından fazlası Yerevan'daki bu madene taranta, geri kalanı Venedik ve Viyana, Kudüs ve Yenicuha, Kalküta ve başka yerlerde saklanmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1907-1989 yılları arasında yaşamış olan Gusan Aşot'un Jirail Arzumanyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ure Ovdu Gusan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.